efendim bilim kurulu önerdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan yeni tedbirleri açıkladı. 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışlar kapatıldı. Toplu alanlarda maske takmak zorunlu oldu. En sürpriz tedbir ise 20 yaş altı için alındı. 65 yaş üstü sıkıntıda da 20 yaş altı sıkıntıda değil diye elimizde böyle bir garanti yok. 20 yaş altına da sokağa çıkma yasağı geldi. 30 büyükşehir ve akciğer hastalıklarının sık görüldüğü Zonguldak'a giriş çıkışlar kapatıldı. Araç giriş çıkışı yasağını ilk etapta 15 gün süreyle uygulayacağız. Gerekirse süreyi daha da uzatacağız. Koronavirüs Bilim Kurulu önerdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan yeni tedbirleri tek tek açıkladı. Toplu alanlara maske takma zorunluluğu getirildi. Pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır. İstanbul'da Uber Köşkü'nde kamera karşısındaydı Cumhurbaşkanı. Alınan tedbirlere uymayanları uyardı, bir kez daha sosyal mesafe kuralını hatırlattı. Sokaklar dahil tüm kamuya açık mekanlarda sosyal mesafeye en az 3 adım olarak mutlaka riayet edilecektir. Aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken idari ve adli cezalar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır. Milli dayanışma kampanyasına desteği anlatırken eleştirilere de sert tepki gösterdi Cumhurbaşkanı. Kampanyanın 3. gününde 1 milyar 61 milyon liralık yardım yaparak kardeşliğimizin gücünü göstermiştir. CHP Genel Başkanı başta olmak üzere kimi kesimler bu kampanyayı itibarsızlaştırmaya çalışmışsa da milletimiz bu fitne odaklarına kulak vermemiştir. Sağlık çalışanlarına bir kez daha teşekkür ederken mücadele sırasında virüsü kaparak hayatını kaybeden Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu'nun adının Ok Meydanı Eğitim Araştırma Hastanesi'ne verildiğini duyurdu. Erdoğan sosyal medya hesabından da duayen doktorun oğluna seslendi. Sevgili Onur, hocamız tüm sağlık çalışanlarımıza ilham kaynağı olacak dedi.